Nasıl ki depoyu doldurmadan araba gitmiyorsa, günlük hayatın içinde de manevi depo hükmünde olan duygularımız beslenmeden, onların gıdası verilmeden hayatın içinde yürümek mümkün değil. İşte namaz belki böyle bir Cenab-ı Hakk'ın huzuruna katına durduğumuz çok kaliteli bir ibadet, keyfiyetli bir ibadet. Bir de Bediüzzaman Hazretleri'nin namaza yüklediği mana birçok yerde çok farklı şekilde anlatılıyor. Mesela diyor ki, bir komutanın, diğer bir komutanın huzuruna çıkması, bir yüzbaşıysa bütün bölüğü temsilen oluyor diyor. Bir başıysa taburu temsilen oluyor. Bir üst komutaya, bir üst komutaya, bir üst komutaya artık cumhurbaşkanına gidiyor. Bir tek genelkurmay başkanı muhatap oluyor. Kim için? 1 milyonluk Türk ordusu namına onunla muhatap oluyor. Konuşabiliyor. Bütün orduyu oradan içeriye almıyorlar. Orduyu temsilen sadece ve sadece başı gidiyor. İnsan da 5 vakit namazında Allah'ın huzuruna bütün bir dünya, bütün bir kainat namına gidiyor. Kumandan-ı azam olan Allah'ın huzuruna insan, bitkiler namına, balıklar namına, yıldızlar namına, aylar, güneşler namına, arkasındaki bütün elementler, atomlar, zerreler, düşünce planında ne varsa aklınıza gelebilecek, yaratılmış olan her şeyi temsilen çıkıyor. Onun için insanın ibadeti çok kapsamlı. Yani insanın namaz ibadeti arkasında birçok mahlukatı temsil ediyor. Birçok canlıyı temsil ediyor. Onların kendilerinin fıtri olarak yapmış oldukları bir ibadet var. Herkes kendi görevini yapmakla ibadetini yapıyor. O fıtri ibadet. Fıtri görev. Değil mi? Yani güneşin doğması onun fıtri bir görevi. Aynı zamanda ibadeti. Görevinden şaşmıyor. Allah ona nasıl bir plan uygula diyorsa, uygulatıyorsa onun dışına çıkmaması onun ibadeti. Tavuğun yumurta yapması onun ibadeti. Değil mi? İşte gökyüzünde uçan kuşlar onların ibadeti. Ayın çıkması vakitlice, saat, saniye, dakik belli yani. Hangi yıldız nerede duracak? Dünya nasıl bir hızla gidecek? Değil mi? Mesela bir motor düşün. Bakıyorsun bisiklet. Yani onun da bir şeyi var yani. Motoru var. Değil mi yani? Küçücük bir deposu var. O dolmadan, o şarj olmadan aküsü gitmiyor işte. Şimdi dünya gibi bir şey düşün yani. Koskoca bir, değil mi? Gemi içinde 7 milyar, 8 milyar insanla beraber saniyede 30 kilometre süratle gidiyor. Bunun geminin nerede? Motoru nerede? İnsan bunu fark ediyor işte. İnsan namazla bunların adeta faturasını ödüyor. Cenab-ı Hakk'a şuuruna vardım diyor. Yani kainatta gördüğün, yaptığın bütün işlerin şahidi oldum. Huzuruna geldim. Onlar namına, bütün mahlukat namına tekmil veriyor. Ne diyor? Bölük diyor, emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Onun için Allahu Ekber diyen bir mümin de kainatın işleyişini, dakik nizamını gördüm. Kainatta adeta benim nazarımdan kaçmış. Okuduğum fenlerle, bilgilerle, bilimlerle, her şeyle baktım. İnsan vücudunu inceliyorsam gördüğüm bu. Ziraat ilmiyle meşgulsem toprakta gördüğüm bu. Artık say ile ahir. Neticede bütün bunları temsilen huzuruna geliyorum. Sen öyle bir kumandan azamsın ki bütün bu kainatın idaresi, tedbiri, terbiyesi, tasarrufu, mülkünde senindir. Ben de geliyorum, bunların şahitliğini yaptım. Evet, irademle yaptım. Seçerek yaptım, isteyerek yaptım. Geldim huzuruna durdum. Kainat emir ve görüşlerine hazırdır komutanım diyen rütbeli bir askerin, rütbeli bir komutanın kendi arkasındaki askerleri temsilen gitmesi gibi insan da yeryüzünün halifesi olması hasebiyle o da Allah'a, Rabbimize bütün bir mahlukatın yapmış olduğu fıtri ibadetleri takdim ediyor.